Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisindir umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Ben de sinemada var olan bir özne, queer bir özne olarak aslında en büyük rahatsız olduğum şey yönetmenlerin bakış açısının ya da senaristlerin bakış açısının problemli olması ve bunu çoğu zaman anlatamıyor olmamızla alakalı. Bunu anlatmak için bambaşka bir yerden bir örnek vermek isterim. Bir solistle çalışıyorum, bir şov yapıyorum belki biliyorsunuzdur. Bir solistle çalışırken böyle duayen sayılan bir magazinciyle bir muhabbet oldu. Bülent Ersoy üzerinden ya da işte transfobi üzerinden açılan konuşmalar. Bir sürü şey konuştuk ve adam o kadar çok transfobik şeyler söylüyor ve buna inanıyordu ki aynı zamanda o an oradaki solist de aynı şeyleri yapıyor. Ben de böyle biraz daha gençtim. Hararetle tartışıyordum. O öyle değil, böyle değil falan. Adam en son bana şey dedi beni susturmak için. Yani ben Bülent Ersoy'la Zeki Müren'le oturmuş insanım. Hani sen kimsin gibi bir yere getirdi. Ama Bülent Ersoy'un ya da Zeki Müren'in transfobik olmadığını kim söylüyor bize? Tabii bir şeyi söyleyemedim orada. Okey dedim, geçtim. Bu filmlerde de biraz öyle. Özellikle Hamam Mevzuu'nda biraz oryantal bakmanın da dışında bir şey. Hani mekan üzerinden şey yaptığımızda sanki çok queer mekan değilmiş gibi bir şey çıktı ortaya ya da öyle söylenildi ama bence hamam çok fazla queer bir mekan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben atıyorum 10 tane hamama gitmişimdir zamanında 2000 yılı öncesinde ve ben hiç eşcinsel ilişkinin olmadığı bir hamam görmedim. Yani hamama gelen işte genelde şeydir eşcinseller başka bir yerde tutulur ya da bu ilişki başka bir yerde tutulur ama o hamama hepimizin abisi, babası, amcası bilmem kimi gidiyor ve ben hepsinde karşılaştım. Hiç kimse olmasa tellaklar zaten eşcinsel ilişki için gayet açıklar ve mutlaka orada böyle bir şey yapıyorsun. Üstelik hani bu bize hamam filminin anlattığı gibi turistler ya da işte böyle etilerli takım gibi bir yer değil. Daha kenar mahalledeki hamamlarda daha çok olan işler bunlar. Hani en az parklar kadar önemli bir mekan olduğunu düşünüyorum ben açıkçası hamamın. Ama yönetmenin tabii ki belki şimdi şeyi de düşünmek gerekiyor. O dönemde ne kadar yapılabildi? Bakış açısı mı buydu? Kendisi buna inanıyor muydu? Yoksa hani mecburen bazı şeyleri öyle yapabiliyorsun. İşte Kutlu Ataman'dan bahsettiniz ve onun filmi beni çok heyecanlandırmıştı zamanında. Şimdi tabii ki geldiğimiz noktadan bakmak başka bir şey. Buradan bakıp da ay onlar da transfobikti, işte queer değildi, şöyle yanlıştı. Çok diyemiyoruz. O zamana baktığımızda hani Vijay Bülent'in bile saçlarını bilmem ne renk yapıp Kral TV'ye çıkması çoğumuzu çok heyecanlandırmıştır. Çok uç gelmiştir, farklı gelmiştir, belki cesaret vermiştir. Bu filmler de o dönemlerine göre evet böyle şeyler var. Muhakkak fobik şeyleri vardır. Yine yönetmenlerin ve yine erkek bakışının hakim olduğu şeyler var. Çünkü oradaki trans temsillerinde de büyük problemler var aslında. Tamamen karikatürde demeyeyim de haberlerde o dönemde haberlerde izlediğimiz yine o adamlar travesti dehşeti başlıklı haberlerin yansımasından kalan şekliyle bence olmuştu. Ben aslında burada az önce düşündüm bunu da bu queer okumaları yaparken de yine böyle biraz ya popüler ya da bilindiği için bu filmler üzerinden yapılmış ama mesela Teslimiyet filmi üzerinden de konuşmak gerektiğini aslında düşündüm. 2010'a doğru yaklaşırken çekilmişti. Evet, aklımdaydı benim açıkçası. İyi oldu söylemen. Hani o aslında hem yapımıyla hem de o oyuncularıyla böyle bütün başka bir trans proje diyelim ama yani yanlış temsil olabilir. Oradan aklımda kalan da birçok şey var. Önce seni dinleyelim bence. Yani orada şöyle bir şey var. Teslimiyet baktığın zaman bu filmlerle yarışabilecek sinematografik bir film değil. Çünkü parasız çekildi. O oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. Belki yönetmenlerin işte ilk işiydi gibi. Çok iyi niyetle yapılmış bir şeydi. Birçok ben mesela hani çok böyle beğendiğim bir film değildir. Kendim de oynamış olmama rağmen bir sürü yanlış görüyorum vesaire ama süreçte gördüm ki 10 küsur yıldır çok fazla LGBT artı
benden daha çok o filmi sahiplenen, işte onun üzerinden bana dönüşler yapan, o filmin kendilerine iyi geldiğini söyleyen çok insan oldu. Bu da işe yaradığını gösteriyor bence filmin. Keşke işte benzer dönemde Masum Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde de oynamıştım ben. Keşke Güneşi Gördüm bütçesi ve şeyiyle, şartlarıyla teslimiyet çekilmiş olsaydı, o zaman Türkiye'de bu anlamda bir devrim muhakkak gelişirdi. Çünkü teslimiyete baktığın zaman ilk defa sinemamızda trans karakterlerin başrol oyuncusu olduğu, gerçekten trans kadınları oynadığı bir filmdi. Çünkü onun öncesinde hep erkek oyuncular, özellikle işte cis erkeklerin performe ettiği işleri oldu ve bu uzun yıllarda zaten böyle oldu. Teslimiyet filminden sonra da hani 2010 çok böyle geride bir zamanmış gibi gelmese de bize işte başka bir trans filmi için benim yapımcım mesela beni önermiş yeni yapımcıya, işte hani Seyhan var madem translarla ilgili film çekiyorsun diye. Adam yok ya, onlar şimdi gelir burada sette kavga çıkarır falan demiş. Şimdi böyle düşünen bir yapımcının yaptığı filmden ne bekleyebiliriz? Teslimiyet bu anlamda bence hani sinema dili anlamında birçok şeyini tartışabiliriz muhakkak, ama yapmaya çalıştığı şey üzerinden çok önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. En azından çok içeriden bakan bir şey. Hiçbir şey yoksa domestik mevzunun çok net anlatıldığı, işte trans ilişkilerinin birbirleriyle olan bağlarının, işte o sonradan aile olma, kan bağı olmadan aile olma mevzularının ve kan bağı olan ailelerle kurduğu ilişkiler, sevgili olmak vesaire gibi, aslında gerçekten çok içeriden bakan, bence iyi bir yerde duran her şeye rağmen bir film olduğunu düşünüyorum. Kutlu Ataman'ın da şimdi ben tabii işte sonradan şey dedin, AKP ile yakınlaşması falan, hatta ben kendisiyle Twitter'da tartışmıştım. Bir şey yazmıştı da ben o şöyle değil şekerim falan diye cevap vermiştim adama. Hatta bir oyuncu arkadaşım bana şey dedi, salak mısın niye öyle söylüyorsun, o Kutlu Ataman karşındaki. Aman ne oldu, bir daha trans filmi çekip benim oynatacak sanki dedim. Adam çekti. Ve ben kendisini aradım. Yani ben de oynamak Ama istiyorum iyi bir diye. yönetmen değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Ben Evet. son Yani filmi şimdi biz... Kuzu diye bir filmi. Hani gerçekten yani Türkiye'den ve o şeyi verebiliyor. Hani Erzan Özpetek, Fatih Akın gibi batıdan bakmıyor Türkiye'ye. İçeriden bakabilme gücü var sanatçı gibi. Katılıyorum ve aslında korkusuz da, yani Kutlu Evet. Ataman'ı biz kafamızda bu gezi dönemiyle oturup durduğumuz yerin dışında gördüm ben tanıştığımızda. Öncesinde tanışmıyordum. Zaten çektiği filmde de 28 Şubat dönemini anlatıyor. Aynı zamanda işte o başörtülü kızlar, onların üniversiteye gitmeleri mevzu ve onların trans komşuları. Ve ben de o translardan birisini oynuyorum. Bence çok sert, çok başka bir yerden baktığı bir iş. İşte iPhone'la çekti falan gibi yenilikleri de var. İnanılmaz şeyliyim, yani Ne zaman heyecanlıyım. çıkıyor film? Bilmiyorum yani, şimdi onunla ilgili uğraşısı var. Çünkü şey var, işte bu siyasi mevzular hep çok şey var. Yani filme destek olması gerekiyor. Filmi ne yaparsan yap, çekip bitirsen bile onu tamamlayabilmek için paraya ihtiyacın oluyor. İşte Avrupa diyor ki başörtülüler var, Türkiye diyor ki translar var gibi. Bir fon alma ile ilgili bir problemi var filmin maalesef. Araya gireceğim. Hande Ataizm değil mi başrolde? Hande Ataizm'le olduğu film mi? Duyamadım. Hande Ataizm'le olduğu film mi bu? Yok, ben ondan daha başrolüm ama Hande Ataşiz'in meşhur olduğu için öyle gibi başrolde değil ya Kesin. karakterlerden. Yani şöyle, transların olduğu bir şey var. Ana kasta olan grup var. Bir de başörtülü kızların olduğu ana kast bir grup var. Aslında Ozan diye bir genç çocuk var. O bir trans oynuyor. O başrol ve başörtülü bir kız. Biz yan karakterleriz. Hande Ateyiz de benim kızım. Ben yine mama rolündeyim. Her zamanki gibi. Gerçi bizim daha mamalarımız falan da var. Yani Hande işten Ataizmi de mesela ben... trans. Evet, Hande Ataizmi Hande de de trans trans. oynuyor. Bir cis kadın arkadaşımız var tiyatroda. Yine bir trans karakteri oynamış. Araya Hatta girebilir benim miyim? O konuda ne düşünüyorsun? Bu Dallas Buyers Club'da herhalde Jared Leto trans rolüyle, o da cis erkek herhalde, ödül aldı ya Oscar. Buna dair bir belgesel Netflix'te, Disclosure diye bir belgesel var. Ve oradaki pozda oynayan trans karakterler bu durumu öyle bir açıklamışlardı ki ben ilk kez o an aydınlandım. Hani onların temsil ettiği şey dışarıda gene bir erkeğin transı oynaması olduğu için
trans filmi değil. Yani oraya karşı bir argümanları vardı. Sen ne düşünüyorsun? Yani bunun iki tane yönü var. Birincisi translar hep trans rolü mü oynamak zorunda? Baktığımız yerden bir kere geldiğimiz ve transseksüelliği şu anda algıladığımız yerden trans kadınlar kadındır diye bir cümle kuruyoruz. Yani eskinin bakış açısıyla kadın kılığına girmiş eşcinseller ya da kadın kılığına girmiş erkekler değiliz gibi bir yerden çıktığımızda trans kadınlar kadınsa o zaman her rolü oynayabilir. Daha doğrusu oyuncu her rolü oynayabilir aslında. Ama bir daha oraya yaklaşmamış durumdayken bir yandan da şöyle bakıyoruz. Ya kardeşim zaten siz bize trans rolleri dışında bir şans vermiyorsunuz. Hani böyle bir kafanız yok. Ama trans rolleri geldiğinde de bunları cisgender'lara oynatıyorsunuz ve bizim hakkımızı bir yandan gasp ediyorsunuz gibi bir şeye gel. Yani çok basit şeyi var. Atıyorum Ayta Sözer'i son dönemde popüler bir filmde oynadığı için popüler oldu ve kendine oyuncu olarak bir yerde şans yakaladı. Popüler olduğunda bu camiada aslında yapabileceğim bir sürü şey olabiliyor. Güneşi gördüğünde orada kadro rolünde mesela o dönem o konuşulmuştu. Ben hatta filmi kabul etmemiştim, beğenmemiştim. 5-6 tane sahnemiz vardı. 100 tane trans işte şeyde figürasyon ne yapayım ben orada falan gibi düşünmüştüm. Biraz böyle oyuncu egosuyla davranmıştım. Çocuk finalinde güzel oynadı ama onu ben Ayta işte birisi bir trans oyuncu oynamış olsaydı bize bir kere başka bir alan açılacaktı. Ve aslında fark edemedikleri şey şu, ben o kadar büyük bütçeli şeyde o karakterin o erkek göründüğü zamanları da oynar. İşte silikonu da çıkarırsın, saçını da kesir. Biz oyuncuyuz sonuç itibariyle. Onların yaptığını bizim yapamayacağımızı niye düşünüyorlar gibi bir şey var ama zaten sorunlu bir yerden bakıyorlar. Translara işte peruk takmak üstünden bakıyorlar. Bu son dönem tiyatromuzda da böyle. Bütün peruk takan o erkeklerin hepsine ödül verdiler. Bütün trans oynayan cis kadınların hepsine ödül verdiler. Ama gerçekten transların oynadığı bir iş olduğunda böyle daha bir temkinli yaklaştılar. Bunu bana yaptılar mesela. Ben hani Kürüm'den Kabare'yi oynadığımda Afife Jale jürisi, ben hiç böyle ödül falan düşünmemiştim açıkçası. Ve tiyatro camiasından da o kadar olumlu bir tepki beklemiyordum. Çok aşırı şey oldu. Ya onların aklında translar hani oyuncu değildir, ay burada oynamış işte gibi bir yerden bir alkışlama, pozitif ayrımcılık vardı. Ya da genel olarak seyircinin de çok sahiplendiği bir iş oldu. Ben o işi ilk yaptığımda bir sürü tiyatronun kapısı bana kapalıydı. Ön yargılarından, oyunun kalitesiz olabileceğini düşündüklerinden. Çünkü ben Suru Yavrucuk'la, Ayşelin Şamlıoğlu'yla aynı paraya oynamak istedim. Hani gidip de 20 liraya oynamadım. O 60 liraya oynuyorsa ben de öyle oynayacağım. Oradan bir iş çıkaracağım gibi iddialı bir yerden başlamıştım. Afife jürisinin, Afife Jale ödüllerinin jürileri böyle bayağı kulis kapısına yatıp Seyhan Hanım, ustalarımız bile böyle bir performans yapamadı falan diye beni gazlayınca ben de ay bunlar bana ödül verecekler herhalde diye düşündüm. İster istemez bir beklentiye girdim. Sonra bırak ödül vermeyi, beni ödül törenine bile çağırmadı Afife jürisi ki o dönemde yarattığı şey de Küründen Kabare. Ben daha bir oyun oynamıştım. İkinci oyun oynarken Yiğit Sertdemir'e, Kumbaracı Elli'nin sahiplerinden, ortaklarından ve yönetmen şeyi söyledim. Ya benim de oyunum var, izlemenizi çok istiyorum. Evet çok duydum dedi. Bir kere oynadığım oyunu o adam çok duymuştu. Yani oyun birdenbire patladı ve bunu Afife'nin görmemesi imkansızdı. Ama orada şöyle bir problem vardı ki benim tek kastım vardı. Yani ödülde karşılığım en iyi kadın oyuncu. Şimdi en iyi erkek oyuncuyu veremezler bana. Yani daha doğrusu Ali Poyrazoğlu bir kadın oynadığında ona en iyi kadın oyuncu ödülünü verirler. O ikiyüzlülüğü gösterirler ya da bir erkek oyuncu oynadığında onu verirler ama ben oynadığımda en iyi kadında acaba ne olur diye yardımcı veremezler. Genç kuşak veremezler. Bilmem ne veremezler. Verecekleri tek kategorim en iyi kadın oyuncu. Bence buna cesaret edemediler. Ama ben buna çok üzülmüştüm gerçekten. Çünkü ödül beklentim yokken beni oraya sokup sonra ödül törenine çağırmamak. Ve sonra o dönemde başka olan bütün yani son 6-7 yılındaki bütün trans karakterlere, kötü oynayanlar da vardı bu arada. Çok iyi oynayanlar oldu tabii ki. Ama çok berbat oynayanlar, kötü oyunlar, kötü oyunculuklar sergileyen insanlara bile ödül verdi. Hepsine birden Afife Jale. Ve Türkiye'deki önemli sayılan ödül törenlerinden birisi. En önemli ödüllerden trans ödül bir şey olabilir değil mi Afife Jale?
Nasıl? En önemli tiyatro kanalı ödülü. Evet, öyle algılanıyor. Ama aslında bak, buradan baktığında da hiç de önemli bir yerde değil. Önemli bir yerdeyseniz bu kafayı düşünmek zorundasınız. Yani En azından bu o zaman haksızlığı zaten. yapmamalısınız. Aynen, Yani Oscar da orada... boşa düşüyor ya, hani LGBT diye belki de böyle kategoriler atıyorlar ama bana o Dallas Buyers Club'tan sonra hani bir erkek karakter üzerinden o erkek çok iyi siz erkek çok iyi trans oynamış ödül verelim çok queer gelmiyor. Yani işte kilo vermek ödül almak için 20 kilo verdi gibi. Böyle, yani orada bir eksiklik var ama onu tam bilemiyorum. Hani o dediğin şeyler dolduruyor. Tam senin dediğin şeyler az önceki. Çünkü bizim seyirci olarak Evet, ama bazı şaşırdığımız şey şeylerde onların şeyi oluyor. bazı Gerçek hayatta daha siz erkek ve transı oynamış. Biz buna şaşırıyoruz. O role değil. çünkü biz şu anda zaten şeydeyiz, yani oyunculara eşcinsel rolü oynar mısın? Niye oynamasın? Bu oyuncuya sorulacak soru bile değil. Evet. Onlar da işte ya da her şeyi oynarım da eşcinsel oynamam denilen erkeklerin olduğu bir yerde işte trans oynayan bir erkek olmak bir şey geliyor. Ekstrem bir durum geliyor. Wow, nasıl büyük bir başarı gibi bir yere geliyor galiba. Ama yavaş yavaş da biz kendimizi temsil ettikçe bu sektörde bir takım şeyler değişiyor diye düşünüyorum. Özellikle diziler bu anlamda çok kötü bir yerdeydi. Yani bir sürü transfobik şeyleri oynamak zorunda kaldık kendimizi orada var etmek için. Bazılarını oynamıyoruz, böyle bir şey olur mu kardeşim dedik, daha kötüleri oldu. Bazen gerçekten ben bunu şahsen yaptım. Ya en azından ben gideyim de hani orada bir oyunculuk sergileyim. En azından ben oynayayım. İki tane cümleyi de söylemem, değiştiririm. Hani bir vurguyla, bir nidayla belki o şeyi. Çünkü şöyle bir durum var. Transfobik bir durum var. Orada bir trans var. Birileri ona erkek imasında bulunuyor bilmem ne de. Sonra buna trans diyor. Böyle yazmışlar. Hani atıyorum ben de diyorum ki ben oyuncu olarak oraya gidersem bana erkek imasında bulunursa, bana burada gül diyorlarsa, ben onların istediği, hani bunu bir komik bir şeymiş gibi değil de belki acı acı gülerim de olayı şey yaparım, hani trans bakışını yansıtırım gibi bir yerden bir sürü şeyde gerçekte oynadım. Ben Akasya Durağı'nda bile oynadım hani bu sebeple. Tabii gittim orada 3-5 cümleyi değiştirdim. Ay evet ya, bak bunları da değiştirdim, ne kadar güzel diyerek. Veya setlerde gerçekten kendimizi var ettiğimizde trans korkularından da arındı camia. Yani ben çok gittiğimde böyle onları dövecekmişim gibi düşünen çok insanla karşılaştım ve benim bütün işlerim gittiğim setlerden olmuştu. Ya oradaki ışıkçı beni bir yere yönlendirmiştir, ya bilmem ikinci yönetmen bilmem ne yapmıştı, birisi filmini hep oradan mesela işlere gittim. Çünkü akıllarındaki trans imajı değiliz. Ne anlattıkları hikayeyiz, ne gerçekte düşündükleri kişiyiz gibi bir yere yatırdık. Bu arada ödül mezuna da şeyi söyleyeyim. Bence güzel bir şey olduğu için başka iki ödül töreni, ya ödül töreni demek şey, ödül veren kurum ödül verdi. Bir tanesi beni en iyi kadın adayı da gösterdi. Sonra ben almadım ama sonuçta aday olduk. Yani artık tiyatro camiasında bir trans kadın ödül alacak gibi bir iş yaparsa bunun karşılığını alacak. Çünkü önünde örnek var. Afife de verir. Yani yakında seneye falan ben şimdi şey yapsam çıkar verirler. Bu kadar eleştirdiğinden. Çünkü önüne bir Bu arada örnek senin geldi ve tefsir ettiğin şey çok önemliydi bence. O böyle bir eşik yaşandı gibi geliyor bana. Küründen kabareden sonra. evet. Arda Sözer'in hani ilk kez konuşuyor olduk ya bunları. Çünkü dediğin gibi hani ben gidiyorum oraya orada bir sesçi, ışıkçı beni başka bir yere yönlendiriyor. Çünkü o circle'ın içine trans özneler meslekleriyle dahil oluyorlar. Çünkü yapısal olarak zaten Poz dizisinde de gördüğümüz siyah trans kadınlar o sosyal kültürel alanda yoklardı bile. Ta ki Evet. onunla... Ama artık dünyada da buna bir karşı çıkış var. Hatta ben en son, şimdi pandemiden dolayı yayınlanmadı galiba, Hollywood'da bütün setin trans olduğu, trans erkeklerin, trans kadınların olduğu bir film çekildi mesela. Tamamen sektöre bir şey olarak, bir protesto olarak. Bütün, ama ışıkçısından işte ne bileyim çay verenine kadar herkesin trans olduğu bir kast oluşturuldu. Tabii ki şimdi orada belirli bir güç var. Ciddiye alınan bir sektör var. Mesela Poz dedim. Poz için burada seslendirme ile ilgili normalde hiç bizim kapımıza gelmezdi Netflix. Ama Poz'u yapanlar şu şartı koşmuşlardı ki bu karakterleri translar konuşacak. Ve o yüzden mesela onlar bize geldi. Yani normalde baktığında ben tutup Netflix'teki Poz gibi bir dizinin başrolünü seslendirecek bir seslendirmeci değilim. Hani yeterlilik olarak baktığın zaman da. Çünkü ben seslendirme sanatçısı değilim. Ama temsil burada devreye giriyor. O önemli diyorum. Kesinlikle. Bir de orada çünkü
seslendirme sanatçısı bir erkek seslendirdiğinde hep öyle oldu yıllarda. Sesini böyle geriye falan yaparak konuştukları aslında karikatürize eden işler çıktı. Şimdi poza baktığında, pozda biz mesela hani az önce söyledik, Lugunca bize özel ve dünyada belki örneği olmayan bir şey diye. Pozda bir Türkiye'de izlediğimizde Lugunca bir sürü şey var. Çünkü onları ekledim. Bunları ekleyebilir miyiz gibi tartışmalar girdi, bilmem ne oldu. Ve bunun şuradan, bu temsiliyetin şuradan önemli olduğunu biliyorum. Ben kendim için de hani dedim ya, bir şey Bülent'i biz Kral TV'nin şeyinde öyle görünce çığlık kıyameti olmuştuk. Şu anda da 2021 yılında olduğumuzu düşünsek de birileri bir yerde gizli saklı, gizli kapaklı yaşamak durumundalar ve işte orada o pozu izlediğinde, orada bir Lugunca kelime duyduğunda ben ona çok cesaret verdiğini düşünüyorum. Bizim için belki çok önemli bir yerde durmuyor. O yüzden böyle dönüştürmeye çalışmaların, böyle şeylerin de çok önemi olduğunu düşünüyorum. Ve aslında da yaptığımızı gördüklerinde de bu şansla yavaş yavaş bize de veriliyor. Hani belki ana akım sinemada bu böyle değil ama şeyde, özellikle sanat filmlerinde, kısa filmlerde ya da işte alternatif sinemada birçok, yani hemen hemen bana her gün şey geliyor, senaryo geliyor, böyle bir şey yazdık, bakar mısınız, oynar mısınız, bilmem ne yapar mısınız diye. Ben umutlu bakıyorum trans ya da queer temsili açısından bir takım şeyler değişecek diye. Sadece queer'i algıladığımız yer çok önemli. Senin de az önce şeylerde söyledin, hani bazen orada bir karakterin olması bile queer'dir mevzu, bence çok doğru bir yerde duruyor ve çok doğru bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü queer deyince bazılarımız da şey algılıyoruz, böyle çılgınlıklar, götümüzü açma falan diye. Hani böyle bu da dahildir tabii ki de. Salt burada olmayan bir şey. Yani bambaşka yazılmış, daha doğrusu tırnak içinde söylüyorum, normalleşmiş şeylerde queer olabilir. O yüzden kısaca çok konuşmayayım şimdi burada. Çok konuşuyorum fark ettiğiniz üzere. Çok güzel bir, değerli bir sunumdu. Zaten dediğim gibi yönetmenlerle ilgili söylemek istediğimi de çok net söyledin. Ben de hani işin öznesi olarak, orada kendini var etmeye çalışan biri olarak aklıma bunlar geldi, söyledim. Varsa sormak istediğim bir şey cevaplayabilirim. Yoksa soracağım hemen. Tangerine diye bir film vardı ya, Amerika'da iPhone'da çekilen. Kutlu Ataman iPhone'da film çekiyor deyince aklıma o geldi. Çok muhteşem bir filmdi. Hem iPhone'la çekilmiş olması değil ama o transların bir gününü, işte bir de Ermeni taksici müşterileriyle ve yolda onların etrafında, onların mekanı, onların zamanı ve onların varoluşuyla çekmişti. Bilmiyorum izledim ama filmin adı Tangerines. Mesela orada çok doğru bir temsil var ama bir de hani bu iPhone'da belki bence o olayı filmi böyle production aşamasında parlattı. Kutlu Ataman'ın bu filminde öyle bir şey mi var? Hani iPhone'la çekildi gibi bir şey mi olacak? Yo, iPhone'la çekti zaten. Öyle zaten haberler de çıktı. Hani ben de böyle iPhone'la nasıl olacak falan diye. Sonra bir kare gördüm oynadığım şeylerde. Çünkü benim karakterim de aslında yazılandan birazcık değişti. Başka bir yere geldi. Çünkü beni audition'da çok kabul etmediler önce. Güzel buldular. Oradaki yaşlı ve çirkin bir transı ve iş yapamıyor. Seks işçiliği yapıyor. Ben de ay saçmalama, ben oyuncuyum, oynarım diye kendimi zorla sattım. Hemen orada makyaza böyle kendimi çirkinleştirecek şeyler falan yaptım. Kutlu sonra bunlara gerek yok dedi. Hani okeyleştikten sonra iş yapamamasını da biz kendi kafamızda şeye evirdik. Bu kadın star. Çünkü çok öyle ben karakterler gördüm. Hani transların seks işçiliği yaptığı bir pavyon gibi bir yerde çalışıyor. Şarkıcı ondan sonra. Ama çok star yani. Kürkleriyle geziyor. Çok anne. İşte bunun şeyleri var. Ya da ne bileyim işte çarka çıkıyor ama o kadar star ki. Kimse almıyor bunu. Doğal olarak hani güzellik üstünden değil de starlık üstünden yaklaşılamadı. Böyle bir şey de vardı bizde. Çok o filmde olmasını da çok sevdim. Öyle bir yerden bakıyor ama bir yandan da bu kadın o kadar domestik bir kafası var ki. Evde de böyle kezban, pijamayla falan oturan bir yandan birisi böyle çok farklı karelerin var. Ben kendi adıma çok heyecanlanıyorum. Nasıl bir iş çıktı acaba diye. Bir karemi gördüm ve o beni çok heyecanlandırdı. Ben heyecanla bekliyorum. Tabii şunu da biraz korkuyorum da, 28 Şubat mevzu olması ve hatta oradaki bir protestoya translar da eklense diye düşünmüştüm ben. Çünkü o dönemde
transların ya da LGBT artıların da desteği büyüktü. Ama öyle bir şey olmadı. Kurguda ne çıkacak? Bunu çok merak ediyorum. Ve aslında iki tane şeyim var. Bizim queer camianın ya çok seveceği bir film olacak ya da bize Allah belanızı versin bunda mı oynadınız diyecekler. İki film soracağım. Yani senin gözünle belki değerlendirmek güzel olur. Aile arasında da nasıl bir temsil var? Bir de Zenne'yi nereye koyuyorsun? Aile arasında bir tıraş sahnesi beni rahatsız etti açıkçası. Ama bazen şeyi yapıyorsun. Hani ben de şimdi böyle yeni yeni hikayeler yazan birisi olarak bazen birilerini bir yerden yakalamaya çalışıyorsun ya. Belki öyle bir şey olabilir. Bir de komedisini de belki çıkarabiliriz. Normalde efendim. Ben bir şey söyleyeceğim. Tıraş sahnesi sinemalardaki kopyada yok. Netflix'teki kopyada var çok ilginç şekilde. Sinemalarda yoktu mesela tıraş sahnesi. Ha, onu bilmiyorum. Evet ve herhalde bir rahatsızlık mı oldu veya farklı bir durum mu oldu? Sinemada yoktu mesela ama Netflix'te şu anda görebiliyoruz. Evet, ben de galiba Netflix'ten izlediğim için biliyorum. Yani o rolün bana gelme durumu da vardı ilk başta konuştuğumuzda. Yine çok seksi olmamdan kaybettim. Yıllarca çok korktum şişmanım diye. Şimdi zayıfladım. Seksi sayılıyorum falan. Tabii o halamalar ya, Ayta da çok güzel oynadı bence. Çok yakıştı. İşine de geldi o film. Tıraş sahnesi beni birazcık rahatsız etti ama onun dışında şey tadı biraz güzel. Biz de kendimize çok bulüm yapıyoruz yani. Her şeyimizde. Biz şimdi mesela eskiden 2000'li yıllarda yaptığımız şeyleri birbirimize yapsak şu anki aktivistler Z kuşağı bizi topa tutarlar. Ne kadar transfobiksiniz diye. Biz atanmış ismimizle birbirimize İstiklal Caddesi'ne bağırıp buna ölesiye gülüyorduk. Birisi bize erkek iması yaptı. Tabii ki madilik çıkarıyorduk ama hani birbirimize çok bunları yaptığımız şey vardı. Oradan yani biraz bütün her şeyin dalgaya alındığı bir filmde trans karakterin orada durması da çok güzel. Çünkü bir tiyatro oyunu izlemiştim. 5 karakteri vardı oyunun. Her şeyle, oyunla, sistemle, işte oradaki karakterlerle dalga geçiliyordu. Sadece trans hariç. Transla dalga geçmiyorlar. Ona böyle kırılacak bir biblo gibi davranıyorlardı. Bu beni çok rahatsız etti. Niye dalga geçmediniz? Çünkü her şeyle dalga geçiyorsun, her şeye böyle bakıyorsun. O da bir ayrımcılık. O yüzden ben o filmi beğeniyorum. İnsanlarda iyi bir şey yaradığını da düşünüyorum. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Sumru Yavrucuğ'un oynadığı Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesi'ydi. Ebru Nihan Celkan'ın yazdığı oyun. Bir takım aktivistler tarafından çok eleştirildi. İşte böyle değil, burada yanlış var falan filan. Ama ben oyuna birkaç kere gittim. Birincisi Sumru Hanım güzel oynamıştı. İkincisi o oyuna gittiğimde gördüğüm kitle benim küründen kabareye pat diye gelebilecek kitle değil. Hani böyle kürklü zengin teyzeler, cumhuriyetçi teyzeler diye kodladığımız tipler var ya, o kadınlar belki hayatında ilk defa bir transla karşılaşıyorlar. Rol de olsa. Sumra'nın da doğru bir yerden, güzel bir yerden bence oynamıştı. Ve bazen şeye ihtiyaç var. Queer temsil ediyoruz diye de bütün LGBT'yi tarihini anlatmak, bütün dertlerimizi sıralamak zorunda değiliz. Bazen sadece o tanışma yeterli. Oraya gelen ve binlerce kişi. Yani Vece Bülent ekranda gördüğünde çok devrimci mikro bir an yaşıyorsun. Bir şekilde kendini. Tabii ki belki bazıları buna nefret de kusabiliyor. Ben bu ne ya falan da yapabiliyor. Ama onu göre göre alışmak var birincisi. İkincisi de bahsettiğim kitlenin ki binlerce kişi izledi o oyunu. İlk defa gerçekçi bir trans karakterle mutlaka yanlış şeyler vardı ama yapabilecek yok. Karşılaşıp sevmiş oldu bir transı, rol de olsa bilmem ne de olsa, sırf Sumru Yavrucuk oynuyor diye olsa, Umut diye bir trans kadını sevmiş olmaları benim için okey de. Şimdi oradan onu yaklaşacak, beğenecek. Yarın bir gün benim oyunuma gelecek, senin oyununa gelecek ve biz de orada aslında queer teoriyi, aslında anlatmak istediğimizi ucundan kıyısından anlatacağız ve ben bunu kendi oyunumda da yapmak durumunda kaldım. Ben hiç böyle bir şey anlatırken de ajite etmeyi sevmem. Hep böyle şakacı bir dilim vardır, bilmem nedir. Ama seyircinin buna ihtiyacı olacağını düşündüğüm için 3 tane sahnede bile isteye ajite ediyorum ben seyirci. Çünkü buna ihtiyacı var. Bütün sadece queerlere oynamıyorsun ki. Sadece LGBT artılara da oynamıyorsun. Seyirciyi yakalayacağın da bir yer olması gerekiyor. Ben bir yerde bıçağı sokup çekiyorum. Böyle hafiften sokup çekiyorum. Seyirciye böyle bir ne olduk oluyor. Bir yerde bıçağı sokup böyle biraz bekletiyorum. Bir yerde de sokup bir de bıçağı çeviriyorum üstüne. Ama bunları bilerek yapıyorum. Ve seyirci tam burada ağlayacakken onu güldürüyorum. Ya da gülerken çok acıklı bir sahneye kahkahalarla gülüyor ve seyirci kendi kendine şunu soruyor. Bunu bana çok söylediler.
yani çok özür dilerim güldüğüm için. Neye gülüyorum ya ben şu anda gibi bir sürü geri dönüş oluyor. Yani bazen bilinçli onu yapmak durumunda kalıyoruz. Az önce anlattığım ve üzerine konuştuğumuz filmler dedim ya, bugünden değerlendiremeyiz. İşte hamamda belki o kadar yapabildi. Eğer tam bizim istediğimiz gibi queer bakış açısıyla ya da işte alanı, mekan, bilmem neyi anlatacak bir film yapsa belki de yayınlanmayacaktı. Belki de popüler olmayacaktı. Belki de insanlar izlemeyecekti. O yüzden bazen o şeye göre davranmak gerekiyor. Diğer söylediğin film neydi, unuttum. Aile arasında dedin. Zenne'den bahsetmiştim. Zenne. Ya Zenne de çok eleştirildi. Ama Zenne'de şöyle bir şey var. Ben o yönetmenlerle de daha sonra Çekmeceler diye bir filmde çalıştım. Adamların başka bir hayal dünyası var. Sinema yapıyorlar. Benim dünyamda bu böyle diyor. Gerçekliğiyle çok ilgilenmiyor. Hani ben mesela Zenne diye bir film çeksem direkt bir tane Zenne'yi oynatabilirdim. Onlar bir oyuncuyu almışlar. Daha böyle sanki drag queen gibi başka bir yerden yaklaştıkları bir iş, yani Zenne'ye de başka bir yerden yaklaşmışlar. Çünkü ben orada bir Çekmecelerde şarkıcıyı oynuyorum. Ve benim drag queen olarak kullandığım yeşil simli bir rujum var, onu kullanıyor. Bir solist bunu kullanmaz ki ben dedim. Bizim dünyamızda kullanır dedi adam. Yani onun baktığı başka bir kafa var. Ve bence Zenne de hem üzerine çok konuşulduğu için, hem Ahmet Yıldız'ın hikayesinden esinlenildiği için, en basitiyle Ahmet Yıldız'ı gündemleştirdiği için ve bence bir sürü queer'e de heyecan verdiği için, beğensek de beğenmesek de o eleştiriler her zaman olacaktır. Bence önemli bir yerde duruyor. Ben hani sevmiştim filmi. Şimdi tekrar bir daha izlemek gerekebilir. Hani neydi, ne oluyordu diye bir bakmak gerekebilir ama bazen de... Pardon, bu dört filmde de hani Dönersin Islık Çal, bugünden bakınca önemli bir film. Temsil ettiği şey önemli. Hani afişi bile çok güzel mesela. Orada başka bir şey var ama hani toplamda film iyi bir film değil. Ya da Orhan Oğuz temsil ettiği şey. Çünkü filmler bizi geldikten sonra yeni bir okumaya tabi tutuyoruz. Yeni başka alanlar açıyoruz. O yüzden birikimsel, dediğin gibi hani Ferzan Özpetek'te, Çağan Irmak'ta belki söylediği bütün hetero hikayelerle anlattığı ve ima ettiği eşcinsel bir şeyler olduğu için bir önem. Ama hani tüm bunların konuşulması gerekiyor dediğin gibi. Bir de bu kadar ben acımasız buluyorum açıkçası. Bunu işte Sumru Hanım'ın oyunu için de aynı şey olmuştu. Yani bu kadar, ha bu da olmamış. Hayır, eleştirebilirsin. Şurası problemli diyebilirsin. Ki ben oyunu izlediğimde de bir eleştiri getirdim. Orada böyle bir penis kullanılıyordu kostümsel anlamında. Hani bir trans karakteri oraya bir kabarıklık mı koymuşlar? Ay dedim, böyle bir şey olabilir mi? Yani hani bu kadın ameliyatlı değilse bile onu saklamak üstünden bir şey yapılıyor hani değil falan diye. Hemen anında değiştirdiler. Ya da bir iki bir şey yanlış kullanıyorsunuz bu dildeki şu lubuncayı diye söyledim. Onlar değiştirmek zorunda da değil bu arada. O öyle de tercih. Onu öyle değiştirdiler. Yani hani hemen toptan da olmamış deyip de ana akım tiyatroda yapılmış bir iş ve gerçekten orada binlerce kişiye ulaşmış bir iş. Evet, biraz popüler oldu o dönemde. O popülerlik beni de rahatsız etti. Herkes trans karakter oynadı. Herkes kafasına peruk taktı, bilmem ne oldu. Ay ne kadar iyi izlediler, birbirlerini alkışladılar, ödüller verdiler. Bu da şey oldu yani, translarla ilgili yaralarını da kapatmış oldular. Evet, ama sonuçta bir yerden giriş yapmak gerekiyor. Bizim baktığımız yerden, bizim sunduğumuz yerden giremiyorsak oradan girildi. Ondan sonra da bize de belki bir şekilde alan açılmış oldu. Ve şu anda ben mesela pandemi olmasaydı birkaç proje vardı böyle farklı kafalarda olan, işte benden danışmanlık isteyen ya da gel bir baksana ya şu hikaye dedikleri bir sürü iş vardı. Böyle böyle gelişeceğiz. Ki aslında tiyatro camiasında biraz böyle sanki queerlikten anlamıyorlar, queer değiller gibi baktığımda, yo bir sürü queer var tiyatro camiasının içinde. Daha düne kadar yapamıyorlardı, şimdi adım atıyorlar. Bunlar bence gelişme diye düşünüyorum. Birdenbire de istediğimiz bütün dünyayı yapamazlar yani. Ama kendimizi var ederek biz yapabiliriz. Ben kendi adıma hiç mesela trans karakter oynamak istemiyordum kendi ön yargımdan. Ama şimdi şey olacak, bir tane travesti çıkacak, bize hikayesini anlatacaklar diye düşünmesinler diye asla düşünmüyordum. Sonra mecbur kaldım, cebimden bu çıkınca yapmak zorunda kaldım. Sonra başka hikayeler yazdım. Dursal komedi bir şey yazayım ben diye böyle. Gasilhanede geçen bir drag queen oldu bilmem ne. Ay baktım toplumsal cinsiyetten bahsediyorum. Ama yani çıkış noktam şeydi. Ben sırf komedi olsun, insanlar gelsin, gülsün, boş beleş gitsinler sonra diye düşündüm. Olmuyor. Ne yazarsam yazayım,
ben toplumsal cinsiyeti, queer olmayı, translığı bilmem neyi hep kendi bakış açımı oraya koyuyorum. Sonra dedim ki niye kendi kendimi sınırlıyorum? Ben de bunu yapıyorum o zaman. Hani madem böyle ben de ana akım tiyatronun içinde bir iş yapan birisi olarak queer işler üreteyim o zaman. Bunu buradan almayayım dedim. Sonrasında mesela şimdi bu meddahlık mevzu çok gündeme geldi. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim oyunumu şey yapmadılar. Okeylemediler. Bu dönemde oynatamayız gibi bir şeyde. Ben de onlara böyle sinir oldum. Ne zaman? Hani oyun, bilmiyorum. Bu yeni dönemde pandemi olduğunda Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarında bir sürü oyun seçtiler. Hatta Kürtçe'de bir oyun seçtiler ve oyun oynatılamadı ya. O dönemde benim oyunun belirli şeyleri geçtikten sonra danışmanların işte ya hani bu dönemde oynatamayız dedikleri için oyunum elendiğinden dolayı ben çok sinir olmuştum. Bu dönem oyun... pandemiden sonra hani bu AKP'nin... Pandemi değil yani trans oyunu oynatırlarsa işte Ekrem İmamoğlu'na ya da Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı olur gibi bir kafadan herhalde onu şey yaptılar. Sonra ben böyle ortalığı ayağa kaldırdım biraz böyle tehdit ettim falan ay akide çıkarım diye elimde şey olmayınca. Böyle hani bunun resmi bir şeyi olmayınca tabii o patladı. Ama ben çok sinir oldum gerçekten. Eğer Küründen Kabare sokakta oynanılabilen bir oyun olsaydı gidecektim Büyükşehir Belediyesi'nde, Fatih'te bilmem nerede sokakta oynayacaktım. Sonra baktım da oynanamıyor. Ben niye böyle bir şey yapmıyorum dedim ve o dönemde kavuk mevzu vardı. Hep erkekten erkeğe devrediliyor ya o komedi kavuğu. Kadın komedyenler yokmuş gibi. Hmm. Ve meddah dediğimizde hepimizin aklına erkek geliyor. İşte hırsız dediğinde nasıl böyle el feneri şey çorap geliyorsa. O zaman dedim ben bunlara bir meddah hikayesi yazayım. Ama böyle kendimce tamamen şey karşı duruş. Bir de bir trans kadından beklemedikleri bir meddah gibi başlayıp onu Lady Gaga'ya çeviren böyle başka kafada bir şey yazdım şu anda. Tabii ki daha üzerine çalışacağım. Bence ona şeyi de ekle. Belediye o için o meddaha geliyor. Translardan o istiyor. Daha nasıl? Belediye? Gelip o istiyor o meddahtan. Hani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da LGBT'lerden o, yani onlarla dayanışarak da var olduğunu biliyoruz ama bu oyunu reddetmeleri hoş olmamış. Böyle bir şey ekleyebilirsin. Yo ben direkt gider belediyenin önünde oynarım zaten. gerekli cevap. Yani bu oyunu birazcık öyle yapacağım. Hani tekniğini bile kendim yapabileceğim. Çünkü bir yandan da şunu da istiyorum. İstanbul'da böyle birbirimize ana akım tiyatronun içinde işte tiyatro seçilmişlerine burada bir trans karakter oynamanın bence bir şeyi yok. Yani ben gidip işte bunu Dersin'de oynamak istiyorum. Diyarbakır'da oynamak istiyorum. Ne bileyim işte Burdur'da oynamak istiyorum. Fark etmez. Evet. O yüzden hani Küründen Kabare gibi bir prodüksiyonu götüremiyorum. Hem beni çok zorladığı için orada belirli triplerim var benim de. Işık şöyle olmalı bilmem kaç tane ışık olmalı falan filan gibi şeyler. Ama bu yazacağım şey meddahlık da tamamen öyle bir şey. Giderim orada bir kahvenin önünde ya da bir bavulsa tatile bile çıkarken yanıma alırım. Orada ay gel size diye 10 kişiyi toplayıp oynarım yani. Hani biraz buradan bakmaya başladım artık. Bu ama şimdi olmaz tavrına ne diyorsun? Her şey ama şimdi oluyor çünkü LGBT'ler hedef gösteriliyor. İnsanlar öldürülüyor. Bir de bence en somutlaşmış böyle baskının olduğu küçük grup queer gruplar. Ama şimdi olmaz deyip CHP'nin tavrı o zaman öyleyse ama mesela daha 2 gün önce Kılıçdaroğlu başka bir şey demiş. Hani ne diyorsun? Ama şimdi olmaz dedikçe mi? Ama şimdi olmaz diye bir şey yok şimdi. Zaten aynen. Benim onlara yani en büyük olmalı, şeyim buydu. CHP insan hakları bilmem kimine falan da yazdım. Dedim ki ben Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu bir Büyükşehir Belediyesi tiyatrosunda oynayamayacaksam kim gelince oynayabileceğim? Yani Kadir Topbaş'la zaten oynayamıyordum. Zaten şey yapamıyordum. Kim gelecek de oraya ben hangisi başkan olunca şey yapabileceğim? Yani neyi beklemem gerekiyor benim? Ama şimdi olmazdan kastınız ne? Tiyatro oyununda katilleri gösterdiniz bilmem ne yaptınız. Bir sürü şeyi gösterebilirsin. Bir tiyatro oyunda bir sürü şey yapabilirsin. Üstelik benim oyunumda propaganda yok. Bir şey yok. Trans güzellemesi yok. Bir hayatı size sunuyorum. Bir varoluş, bir insanın varoluş hikayesi bu her şeyden önemlisi. Ve bir de bunu beğendiniz. Hani beğenmeseniz okey tamam hani dersiniz ki bu güzel değil, kaliteli değil. Biz bunu istemiyoruz. Bu iş bize uygun değil de. İş de size uygun. Bunu da beğeniyorsunuz. Seyirciniz de bunu belediyelerin ben bir sürü etkinliğinde oynadım. Ok meydanından teyzeler, amcalar gelip 1,5 saat orada kalıp üstelik onlar bu tiyatro oyununun ne tek kişilik olduğunu biliyorlardı, ne trans hikayesi olduğunu biliyorlardı. Ama gidip bir tane ünlü görelim, bedavada tiyatro varmış diye gelen kitle beni orada 1,5 saat izleyip ayakta alkışladılar. Şimdi benim o teyzeye, amcaya anlattığım şeyi siz mi anlamıyorsunuz? İşte tiyatroları seyircisi mi anlamayacak yani? Bu tamamen kendi bakışı. Şeyi biraz
Haklı da buluyorum saldırılar olabileceğini bilmem neyi. Ama sen Kürtçe oyunla ilgili bunu alıyorsun. Bu riski alıyorsun. O kadar oyun için bir tane Kürtçe oyun koydular. Sonra ne oldu? Bu Ayyuka çıktı, Akitli şuydu buydu. Saldırınca oyun da oynanamadı zaten. Sonra bir sürü yerde de oynanamadı. Sen şimdi onunla ilgili de sana saldırdılar. Yani Kürtçe oyun sergilediğin için saldırıyı okeyliyorsun. Bunu düşünemediler mi yayınlarken? Bunu bertaraf ediyorsun. Ama trans birisi oynadığında bunu şey yapamıyorsun, bertaraf edemiyorsun. Niye? İşte hep diyorum ya ben ötekisinin de ötekisiyiz. Daha bize sıra gelecek, bekleyeceğiz yani. O Aslında tam da yüzden... şimdi olmalı. Hani Boğaziçi direnişi de zaten böyle bir yandan sürerken bu ta çok eski solcuların devrimden sonra kadınlara tamam devrim olsun demesi gibi işte Türkiye'de de siyaset tamam belediyeyi alalım sonra şimdi olmaz ortalık şey. Bir çocuk kandırma olayına dönüyor ya birçok diğer grubun alttakine vaat vermek hani Ya üzerinden o şimdi olmaz onlar hep söyleyecekler. Ben bunu kim gelirse gelsin hiç fark etmez. HDP de bugün başa geldi. evet. O yüzden diyorum hani herhangi bir erk ve iktidara karşı şimdi olacak demek lazım O şimdi işte belki. bence biz yapabiliriz. Queerler yapabilir. Yani nasıl diyorum ki Ahmet sizin alanınız mı? Çok mu erkek kardeşim bilmem ne mi? Bunu hani siz cis kadınlara bile oynatmıyorsanız ben bir trans kadın olarak size de meddah oynuyorum. Gelip belediyenizin de önünde oynuyorum diyeceğim. Ben ancak öyle çomak sokarak yapabilirsem yapabilirim. O yüzden biz yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve genelde de böyle yani dernekler falan eleştirildiğinde de hep aynı şeyi söylüyor. Dernekler de bunu yapmıyor, şunu yapmıyor. Dernek dediğin kim? Biziz. Bunu yapması gereken kim? Biziz. Sen ne yapıyorsun bu konuyla ilgili? Hiçbir şey. Şimdi ben bu konularda çok konuşan birisi olarak işte Ekrem İmamoğlu oyunu oynatmadı da bilmem kim bilmem ne yaptı da diyorsam o zaman ben yapmalıyım. Bana alan açılmıyorsa kendime alan açmak zorundayım. O alanlara girmek zorundayım. Hatta bazen işte o yanlış temsillere bile okey vererek oynamak zorundayım. Orada da başka şeyler güdüyorsun. Ben oynamasam işte gidecekler çarktan bir tane oyuncu olmayan Lubunya'yı getirecekler. O kötü oynayacak. Bari ben gideyim de iyi oynayayım. Hani en azından oyuncuyum. En azından kamera karşısında durabileyim. En azından iki tane cümleyi değiştireyim gibi bir yerden baktığımız şeyler de oluyor. O yüzden ben buna inanıyorum yapabileceğimize. Pandemi tabii ki şimdi hepimizi bayağı bir geriye attı. Pandemi sonrası nasıl bir ruh haline geleceğiz bilmiyorum ama kendi ruh halim devam ederse böyle işler yapmayı kendi adıma planlıyorum açıkçası. Hatta şimdi Netflix'te falan böyle birkaç proje yapıyorlar. Böyle transların falan olduğu hani Türkiye'den yapılan işler. Bunlar bana böyle bir umut veriyor ama bakalım göreceğiz ne olacağını. Evet, ben de bu hali bile hani sinema değişiyor, onun yöntemi, yapımı da değişiyor ama böyle de bir mecra var. Online insanlar başka şeyler üretmek istiyorlar. Herkeste bir anksiyete var ama herkeste bir üretim amacında halinde diyeyim. Bir de sen Türkiye'de böyle içinde eşcinsel, trans, queer, lezbiyen karakter olsun olmasın aklına gelen queer sinema budur diyebileceğin örnek var mı Türkiye sinemasında? Ay yok yani ben hiç buradan yaklaşabilen birisi değilim. Hani queer nedir, eşittir şudur bile diyemiyorum. O yüzden hani bu da queer sinemadır falandır. Evet oyuncuyum ama hiç öyle sizin baktığınız yerden akademik anlamda bakabilecek birisi değilim. Hiç uydurup da buradan şimdi biliyormuş gibi davranmak istemem. 3-5 yıl öncesinde böyle queer diye çıkınca ben böyle bilen aktivistlere kız bu queer ne? Queer diyorsunuz ama tamam bir çatı terim bilmem ne anlama geliyor falan yapmışım. Hatta Pembe Hayat'ın bir etkinliğini sunmuştum. Queer Festivali'ni. Oradaki çıkış noktam da oydu. Drag Queen karakter. Tabii ki gittim öğrendim ama queer nedir? Hepimiz bunu konuşuyoruz da hiçbirimiz bilmiyoruz diye. Queer şu mudur bu mudur diye böyle bir finale taşıyacağım bir performans da yapmıştım. O yüzden hani şu filmdir, bu filmdir diyemem ama mesela eskiden gelen bir örnek verebilirim. Beni de çok şaşırtan Bilgi Üniversitesi'nden bir hocanın çektiği bir kısa film vardı. Bana da işte bir rol teklif edildi. Baktım role, hiç translık mranslık hiçbir şey yazmıyor. Bana isim söylediler. Bir tane isim uyduruyorum şimdi Ayşe hatırlamıyorum. Ayşe de işte başrol kadının iş yerindeki arkadaşlarından birisi. Ay okuyorum okuyorum anlamıyorum. Bu değil herhalde mi diyorum. Ekleyecekler mi falan diyorum. Çünkü alışmışım o kadar bana Akasya Durağı rollerinin gelmesine. Sonra yönetmene sordum dedim ki ay bu dedim transla ne alakası var bunu ben anlayamadım dedim. Yani dedi bir alakası yok ben hep şöyle istiyorum. Hani trans kadınlarda ya da transseksüeller de işte sosyal hayatın içerisinde olsun standart işlerde olabilsin istiyorum. O yüzden bu benim film hareketle ilgili bir film. Burada bir tane trans karakter görmek istedim dedim. İş yerindekilerden birisi ben bile şaşırdım buna.
Hani yapılabilir. Ay böyle çok hoşuma gitmişti. Çok farklı gelmiş. Hiç altı çizili değil. Asla hiç translık, queerlik, LGBT artı olmakla ilgili bir cümlesi bile yok. Herhangi bir karakterden birisini orada ben oynuyordum. O mesela beni çok şaşırtmıştı. Ve onun gibi şeyler aslında yapılabiliyor. Ve işte bu normalleşmiş dediğim şey, bu normalleşmiş karakterleri yazmak, oynamak, bunlar beni birazcık daha heyecanlandırıyor. Yoksa çarptaki Lubunya rolü ay diye bağıran Lubunya beni çok heyecanlandırmıyor açıkçası. Ona yakın bir örnek verecektim ben de. Yani zamanınız olsa bir parçasını izletecektim. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.